بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان دوغنر بي ومنن سنرى قبرنا چه درس ده إن شاء الله توحيد بارده قرن درس. هر بر مسلمان زنان اركك ياشلو ياشكتي إلكنج أورن ملي وقوب المسلة توحيد در توحيد غو أورن مثك معني ثن بالمثك نام ديمك توحيد شايات لك ترمك بذن نام أن طلب إديا نام أنن ملي نام أنن ملدال نام أن قبول Nəmən inkarət məli bilməsək, musulman doğunur, aqidamız, Allah-u Teala bolan inancımız doğru bolmaya. Şonun üçün bir musulmana namazdan, oradadan, xaçdan ön boynuna parz olayan ilkinci zat təvhiddir. İndi təvhid nəmə deymək? La ilahə illallah sözünü musulman doğunur, İslamda təvhid deyiliyə. Kəlimət-i təvhid deyiliyə. İslamın ilkinci rükünü musulman doğunur, yani ilkinci esası iki zada şayatlık getirmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen hadisinde diye, bu neyel İslam? السلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إسلام إثاث باشتر الله تعالى دن بشق حق إله يوقتر ديب ومحمد صلى الله عليه وسلم أنن إيل شدر بي خمر در ديب شايات لكترمك نماز قلمك زكاة برمك حج يتمك رمضان آين أخذ بك لمك دية شو باش تتنم برنجسي مسلمان دوغنر شايات لكترمك ونن سنرى نماز زكاة خدش ورادة قليا بر كشي اگر مسلمان بولجق ولسا برنجبلن şu şayatlı getirmelidir. İki daha da şayatlı getiriyaz. Allah-u Teala'dan başka hak ilahi yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ilçisidir, peygamberdir deyip iki daha da şayatlı getiriyaz. Ve ünsverin musulman doğanlar şol iki şayatlı birinci rükün esas hasaplanıyor. Yani aslında iki zat ama ikisi birlikte birinci rükün hasaplanıyor. Sebebi musulman doğanlar ikisi biri birinden ayrılsa böyle ikisi doğru bulmaya. Misal için la ilahe illallah'ı kabul etse bir kişi ama Muhammed'in Resulullah'ı kabul etmese musulman bolmaya. Edil şonun yalagam tersi musulman doğundur. Yine şu şayatlığın birinci bölümüne la ilahe illallah sözünü tevhid değil ya musulman doğundur. Arap dilinde musulman doğundur tevhid demek, birlemek demektir. İslam'da la ilahe illallah sözüne tevhid deyiliptir. Çünkü biz musulmanlar haçanla la ilahe illallah diyemizde Allah-u Teala'nın birleyaz. Yani Allah-u Teala'nın şerigi yok, deni tayi yok, mengveşi yok, Allah-u Teala'dan başka yaratıcı yok, Allah-u Teala'nın at ve sıfatlarına mengveşi yok deyip Allah-u Teala Allah'ını biz Müslümanlar birleyiz. Ama Müslüman da onlar başka batıl inançta akılarda, batıl dinlerde Allah bolan inançları tevhide esaslanmaya. Allah Teala'nın birlemekliği esaslanmaya. Tevhid bolmanlığı için onların inançlarına Allah Teala şerik koşuyorlar. Allah Teala'nın mahlukata menzediyorlar. Allah Teala olan öz aralarına aracılar koyuyorlar. Ve şuna menzeş batıl inançları var. Ama İslam dini Müslüman da onlar tevhid dinidir. Tevhid Müslüman da onlar Allah Teala'nın uğradan ehli peygamberlerinin ummatlarına uğradan ilkinci ve mühim meselesidir. İn büyük ve ahmiyetli ilim Müslüman doğanlar tevhid ilmidir. Bir kişi sizden sorarsa İslam ilimlerinin içinde derecesi in büyüğü, in ulusu haysidir deyip sorarsa şunun cevabı tevhid ilmidir. Çünkü tevhid ilmi bize Allah-u Teala doğru iman etmeye uğradıya. Cinlerin ve insanların yaratılmanın maksadı tevhiddir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den önkü kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim'de buyuran in mühim buyruğu Müslüman doğanlar tevhiddir. Yani Allah-u Teala'nın birlemektir. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman doğanlar gıysa suraların biri İhlas surasıdır. Hemma İhlas surası kıysa olsa da manisi uludur. Sebebi Allah-u Teala'nın tevhidini bize öğrediye. Allah-u Teala İhlas surasında diye Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad. Ayt ol Allah birdir. Allahu samed. Allah samettir. Yani ehli zat ona mateştir. Ama ol hiç bir zada mateş değildir. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmadı ve doğulmadı. Ve lem yekullahu kufuvan ahad. Onun hiç bir menzeşi deni tayi yoktur diye. Bakara surasının 163. ayetinde Allah-u Teala diye ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huve arrahmanur rahim. Sizin ilahınız, yani ibadet etmeliğiniz bir ilahtır. Ondan başka hak ilah, ibadete haklı yoktur. Ol rahmandır ve rahimdir diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bir yeri ilçi uğradanına barıncı bilen tevhide imana çağırmağı buyurubdur. Buhari Müslim'de geliyor İbn Abbas radiyallahu anh diye haçanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e uğradanına şeyle deyip tavşırdı diye. İnneke takdumu ala kavmin min ahlil kitab فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى sen ahli kitaptan bolan halkın yanına baryarsın yani ahli kitaptan yani yahudi ve hristiyanlardan bolan halkın yanına baryarsın onları çağıracağın ilkinci zat Allah Teala'nı birlemek bolsun diye hadisin devamında şunu kabul etseler İslam'ın galan esaslarını öğret diye yani birinci bilen la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah Allah Teala'dan başka hak ilahı yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir peygamberdir deyip şul birinci tevhide ve
payg'ambarimizga iymon etmakligi, chaqirmoqligi tavshirgan musulmon do'g'onlar. Endi musulmon do'g'onlar uns bermali yerimiz shu yeri, shu kunni kavr o'zini musulmon degan kishilar tavhidni to'g'ri ma'nosini bilmaylar. Hatto gen yeri tavhidni aytib kelimasini chavurib bilmayanlar ham bor. Uli yoshlarda, kichi yoshlarda ashhadu anna ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadur rasululloh deb to'g'ri aytdiysan, shuni aytib bilmayanlarimiz ham bor musulmon do'g'onlar. Tavhid bir jamiyatning ichinda qovib bilinmasa, ol jamiyatning ichinda tavhidda iymoni ters bo'lib batil inonchlar ham chalt qayraya. Masalan, uchun o'lilarga sig'inmoq, palchilarga inonmoq, jadvoylarga inonmoq, garoskoplarga inonmoq, qirimlardir batil inonchlarga inonmoq, shu xil batil zotlar musulmonlarning orasidan ham chun yayraya. Musulmonlar tavhidni to'g'ri tushunmaganligi uchun, ahamiyat bermaganligi uchun yayraya. Ammo sahabalar tavhidni to'g'ri tushunib, to'g'ri amal etdilar. Shuning uchun ularning ichinda bu xil batil inonchlar, batil yo'rilgular, batil zotlar yo'qdi. Ammo biz o'zimiz musulmon deymiz, ammo bizning ichimizda shirklar va xurofalar va yolg'iz inonchlar va batil irimlar va sababi nima musulmon do'g'onlar sababi haqqi bilan tavhidni o'rganmaganligimiz uchun, ahamiyat bermaganligimiz uchun bo'lyapti. Demak, do'g'onlar tavhidni qov o'rganan do'g'onlarimiz, do'g'ri tushunmadik musulmon do'g'onlarimizni o'rgatmalidir, yetirmalidir. Inshaalloh endiki darsimizda musulmon do'g'onlar tavhidning ma'nosi borida gurrunga dars. Alhamdulillahi robbil alamin.